Merhaba arkadaşlar. Çoktandır video çekmiyordum. Bayağı bir yoğundum. Uzun zamandır bu devre kartın üstünde çalışıyordum. Bu yeni devre kartımız. Ayrımlı sistemdir. Mineral tokla, demir vesaire gibi elementleri silebiliyoruz. Bugünkü testimiz sadece masa testidir. Daha sonra inşallah test videoları da gelir arkasından. Malzemelerimiz bunlar. Bu elementleri bugün deneyeceğiz. Demir, işte altın, para, ferit vesaire. Yoğun, iki tane yoğun tokla var elimde. Minerallı. Yoğun minerallıdır bunlar. Bunların testini yapacağız. Kartı olabildiğin kadar zorlayacağız. Çekim gücüne bakacağız. Bir de arkadaşlar, ev ortamında olduğu için fazla hassasiyeti açamıyorum. Normalde dışarıda olsam biraz daha hassasiyeti açardım. Onun için geçici olarak böyle testini yapıyoruz. Şimdi şurada bütün elementler şu an açık. Demirdir, ferittir, ondan sonra mineraldır. Hepsi açık şekilde testini yapıyoruz. İlk öncelikle feridimizi deniyoruz. Şöyle. Ferit. Ondan sonra metal. Ondan sonra şöyle paslı bir tane metkabucumuz var. Bunları görüyor. Ve şimdi şöyle bir tane tasarruf. Arkadaşlar, dediğim gibi içeride olduğum için hassasiyeti fazla açamıyorum. Bu bizim hassasiyet potumuz. Şuradan biraz açabilsem. Şimdi şuradan testini yapalım. Tasarruf altın. Bakın arkadaşlar, şurada bizim ölçülerimiz var. Şöyle büyüttüreyim. Şurada bizim ölçülerimiz var. 0, 5, 10, 15, 20 vesaire yukarıya kadar. Şimdi tasarruf altını tekrar testini yapalım. Kadar sinyal alabiliyorum. Evet, 45'e kadar hala alabiliyorum. Bu tek yüzük. Şimdi testini şöyle yapalım. Şöyle. Şu an bütün metaller açık. Bunu da aynı şekilde 45'e kadar alabiliyorum. Hatta şunun yönünü biraz şöyle çevireyim de daha net bir şekilde görünsün. Tek para yapalım. Bunu da 45'e kadar alabiliyoruz arkadaşlar. Bilezik yapalım. Altmışa kadar alabiliyorum. 55'ten net ses. Yani 65'e kadar hala sinyal veriyor. Çok hızlı yakalıyor. Hiç affetmiyor. Şimdi şuradan feritimizi silerim. Feriti siliyoruz arkadaşlar. Hem feriti sildik hem minerali sildik. Tokle testi yaptım mı bilmiyorum. Tekrar tokle testini yapacağım. Şurada yoğun toklamız var. Bunu da görüyor. Bütün elementler açıkken. Şimdi bunu kapatıyoruz.
Hem feriti kapattık hem toklamızı kapattık. Hassasiyeti biraz kısacağım arkadaşlar, içeride olduğumuz için. Şimdi feritimizi sildik. Ferit nüveyi görmüyor hiçbir şekilde. Adeta cihaz kapalı gibi. Şimdi feritimizi kapattık. Oradan toklamızı da kapatmıştık. Minerali de kapattık. Hiçbir şekilde görmüyor. Evet. Yaz dediğim gibi içerideyken tam hassasiyeti açamıyorum. Şimdi metalimizi açık. Metali daha kapatmamışız. Metalimizi de kapatıyoruz. Metali de kapattım arkadaşlar. Şuradan hiçbir şekilde metali görmüyor. Cihaz tamamen açık. Yani şöyle yapalım. Bakın. Cihazımız açık. Şuradan paslanmış bir metkap ucu. Hiçbir şekilde metali görmüyor. Şurada bir paslı çivimiz var gene. Hiçbir şekilde görmüyor bunu da. Şimdi arkadaşlar parayı şu toklanın üzerine bırakacağız. Bir de böyle testini yapacağız. Bakın şu yoğun mineralın içindeki değerli malzemeyi alıyor mu ona bakacağız. Evet. Çok güzel bir şekilde alıyor. Hatta şöyle göstereyim. 35'e kadar tek parayı bir şekilde alıyor. Bu tuğla çok yoğun mineral arkadaşlar. Parayı yaptık. Şimdi tasarruf altını bırakacağız. Önce şöyle bir deneyelim. Tasarruf altını kaçta buluyor? ...40'a kadar hafif bir sinyal alabiliyorum. Şimdi tohlanın üstünde deneyeceğiz bunu. Şöyle. Şu an cihaz sadece ayrımlı konumunda. Bütün metal mineralleri kapatmışım. 30'a kadar hala alabiliyorum. Yani cihaz içeride olmasına rağmen bayağı tabi. Yerde bak bir sürü metal var, ura var, bura var, algılıyor. Ondan sonra şuradan hassasiyetimizi biraz kısalım. Telefonu da biraz algılıyor arkadaşlar. Şimdi para yaptık, bunu yaptık. Şimdi şeyi deneyeceğiz arkadaşlar. 100'ümüzü bırakacağız toklanın üstüne. Dedim ya, cihazı zorlayacağız. Yanına ferit nüve bırakacağız. Bu ikisini aynı anda ve yoğun mineralda ayırabiliyor mu ona bakacağız. Telefonu da bu arada fazla yaklaştıramıyorum. Çok net ve güzel bir şekilde alıyor. Hatta şöyle göstereyim. 20 santime kadar gene tokladan alabiliyor. Şimdi ferit nüveyi indiriyoruz. Yanına metal bırakıyoruz aynı şekilde. Zaten arkadaşlar şu an metal ayrımı tekrar göstereyim. Şu an metal ayrımında metali görmüyor. Hiçbir şekilde metalin içinde, yoğun mineralin içinde bu değerliği alabiliyor mu onun testini yapacağız. Düşmesin. Bu şekil.
Evet, 20 santime kadar alabiliyor tekrar. Şimdi yanına bir tane de ferit nüve bırakacağız. Şuradan bir tane de ferit bırakacağız. Üçü bir arada deneyeceğiz. Şimdi böyle bakalım. Evet. Hala ayırt edebiliyor cihazımız değerliği içinde. 15-20 santime kadar hala alabiliyor. Evet. Şimdi bu bileziği tohlanın üstünde de deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle ki. Şimdi de burada deneyeceğim. Dediğim gibi yoğunluk ne kadar artarsa derinlik de o kadar artar. ...45'e kadar algılayabiliyor arkadaşlar. 45. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Bu tarz videoların devamı için kanala mutlaka abone olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.